10 Bilim Akademi'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bugüne kadar kendi öğrencilerime yazılı sınavlarında sormuş olduğum soruları tekrar sizinle bir çözmek istiyorum. İkinci dönem birinci yazılı sorularında genellikle hücre ünitesinden ve canlıların sınıflandırılması ünitesinin bir kısmı çıkar. Şimdi ben de size sorularda organeller, hücre zarından madde geçişleri ve canlıların sınıflandırılması ile ilgili birkaç soru hazırladım. Şimdi bu sorulara birlikte göz atalım. İlk sorumuz organellerle ilgili. Organeller, şekli verilen organellerle ilgili soruları yanıtlayınız diye bir soru gelmiş daha önce karşımıza. Şimdi öncelikle şekilde bir organelimiz var. Bu organelin çeşitli yapılarına size A, B, C, D, E şıkları verilerek bu yapıların neler olduğu sorulmuş. Onları sol taraftaki satırlara yazacağız. Sağ tarafta ise şekildeki organelin ismi ve görevi sorulmuş. Size tavsiyem öncelikle sağdaki sorudan başlamanız. Şimdi şekildeki organele bakıyorum. Organelleri çalışırken organellerin şekillerini ve içinde bulundurduğu yapıları bilmeniz önemli. Dolayısıyla buna bakan bir öğrenci bu organelin kloroplast organeli olduğunu biliyordur. Kloroplast organeli ne işe yarıyordu arkadaşlar? İçinde klorofil pigmentini bulunduruyordu ve fotosentezi sağlıyordu. Fakat buraya sadece fotosentez yazmanız eksik bilgi olabilir. Dolayısıyla kloroplast organelinin görevi fotosentez ile besin yapımıdır diyoruz. Fotosentez ile besin yapımını sağlar. İsmi de kloroplasttır. Şimdi gelelim bu kloroplast organelinin yapılarına. Öncelikle kloroplast organeli çift zarlı yapıya sahipti. O zaman en dış kısmına bakalım. En dış kısmındaki ok nereyi gösteriyor? A'yı. O zaman A dış zar diyoruz. Hemen A'nın bir içindeki zar ise iç zar olacak o zaman. Yani A dış zar, B iç zar dedik. Hemen gelip yerine yerleştirelim. A'ya dış zar dedik, B'ye ise iç zar dedik. Kloroplast organelimizin içinde bir sıvı var arkadaşlar. Sitoplazma sıvısı. Nasıl ki mitokondride aynı şekilde var. Normal hücrelerde de bir sitoplazma sıvısı var. İşte kloroplastın da bir sitoplazma sıvısı var. O da neyle gösterilmiş bize? C ile gösterilmiş. Yani C şıkkı ne olacak? Kloroplastın stroma bölgesi. Hemen yerine yerleştirdim. Son iki şıkkımız kaldı. Kloroplast fotosentez yapıyor. Fotosentez yapması için bunun bazı yapılara ihtiyacı var. Bunlar da nelerdi? Tilakoid zarlar. Yani her biri bir madeni para şeklinde olan şuradaki yuvarlaklardan bahsediyorum. Her bir yuvarlağa tilakoid zar adı veriliyordu. O da nerede gösterilmiş bakın? D'de gösterilmiş. O zaman D için ne diyorum? Tilakoid zar. Son olarak E'ye geldik. Tilakoid zarların üst üste dizilmesiyle oluşan bu yapıya da grana diyorduk. O zaman E şıkkımız grana oldu. Ucu açık olarak iki tane sorumuz var. Birinci sorumuz organelleri tek zarlı, çift zarlı ve zarsız olarak sınıflandırınız. Hemen bunu bir tablo olarak gösterelim. Şuraya tek zarlıları yazalım. Orta kısma çift zarlıları, en son kısma da zarsız organelleri yazalım. Zarsız organellerimizle başlıyorum. Zarsız organellerimiz nelerdi? Birincisi ribozom. Hatta demiştik ki hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda bulunuyor. İkinci zarsız organelimiz ise sentrozom. Çift zarlı olanlarımız her zaman ikisinin karşılaştırılmasını yaptığımız kloroplast ve mitokondri. Bunlar çift zarlılarımızdı. Tek zarlı organeller ise Golgi aygıtı, endoplazmik retikulum, kısaca ER olarak yazdım. Koful, bir de lizozom. Tablomuz bu şekilde arkadaşlar. Tek zarlı, çift zarlı ve zarsız olarak organelleri sınıflandırmış olduk. Geldik hücre duvarının yapısının özelliklerine. Şimdi hücrenin bir duvarı olduğundan bahsediyorsak bunu mantık olarak da düşünebiliriz. Yani hücreyi korumakla görevli bir yapı aslında. Bir yeri koruduğu için öncelikle bir diyorum hücre duvarı sert olmak zorunda. İkincisi cansız bir yapıdır arkadaşlar hücre duvarı. Üçüncüsü ise şimdi hücre zarından bahsederken hücre zarının seçici geçirgen olduğundan bahsettik. Yani bazı maddeleri hücrenin en içine alabiliyordu ama bazılarını almıyordu. Fakat hücre duvarında böyle bir şey söz konusu değil. Hücre duvarı tam geçirgen bir yapıya sahiptir.
Sıradaki sorumuz yine organellerle ilgili. Sütunlarda verilen organelleri görevleriyle birlikte eşleştireceğiz. Birinci organelimiz depo kofolu. Depo kofolunun görevi neydi arkadaşlar? Tabii ki depolamak. Neyi depoluyor? Organik ve inorganik maddeleri depoluyor. O zaman birinci şıkka I harfini yazıyoruz. İkinci organelimiz sindirim kofolu. Sindirim kofolunun görevi nedir? Adı üstünde sindirim yapmak. O zaman bir besin kofolu ile lizozomun birleşmesiyle oluşan yapıdır. Lizozom da nedir arkadaşlar? Hücre içi sindirimi sağlıyordu. Dolayısıyla besin kofolu ve lizozom birleştiğinde ismi sindirim kofolu oluyor. O zaman ikinci şıkka F harfini yerleştirdik. Üçüncüsü granülsüz endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulumu granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayırmıştık. Granüllü olanlar üzerlerinde ribozom bulunduran ve protein senteziyle ilişkili olan bir organelde. Fakat granülsüz endoplazmik retikulum bununla ilgili değil. Aksine bu lipid ve glikojen depolanmasında görevlidir arkadaşlar. Yani 3'e G harfini yazdık. Dördüncüsü ribozom. Ribozom hepimizin bildiği gibi ribozom eşittir protein sentezi arkadaşlar. Protein sentezinden görevli olan organeldir. 4'e B harfini yazdık. Lizozoma geldik. Az önce de söylediğimiz gibi hücre içi sindirimin yapıldığı yerdir. Yani A şıkkı. Altıncısı sentrozom. Sentrozom ise hücre bölünmesinde kromozomların hareketini sağlayan iyi ipliklerini oluşturan organeldi. 6'ya I'yı yazdık. 7. Besin kofulu. Besin kofulu hücre zarından hücre içine doğru besin alımında oluşuyordu. Hücrenin dışından zarından iç kısmına doğru bir cep oluşuyor ve bu ceple birlikte hücrenin içine madde girişi oluyor. Dolayısıyla bu cep oluşurken besin kofulu oluşmuş oluyor. O da nerede var? J harfinde. Hücre zarından hücre içine doğru büyük maddelerin alınması sırasında oluşan kofuldur. O zaman 7'ye J yazdık. 8. Granüllü endoplazmik retikulum. Az önce de söylediğim gibi ribozomda üretilen proteinlerin taşındığı kanalcıklardır diyoruz. Granüllü endoplazmik retikulum ribozomla ve protein senteziyle ilişkilidir. O halde 8. sorunun cevabına E harfini yazdık. 9.'sü salgı kofulu. Salgı kofulu Golgi ile ilişkili. Neden? Çünkü Golgi aygıtı salgı paketleme ve depolamada görevliydi. O nedenle Golgi'de sentezlenen enzimlerin hücre dışına salgılanmasını sağlayan yapı salgı kofuldur arkadaşlar. 9'a da H harfini yazdık. 10.'sü kontraktil koful. Canlıların ortak özelliklerinde boşaltım ortak özelliğini anlatırken demiştik ki tek hücrelerin boşaltım yaptığı özelleşmiş bir yapı var. Bu da kontraktil koful. Bu sayede içlerindeki fazla suyu dışarıya atıp boşaltım yapıyorlar ve homeostazi sağlıyorlardı. Dolayısıyla kontraktil koful tatlı sularda yaşayan tek hücrelerin boşaltım yapmasını sağlıyor. Son olarak peroksizom geldi. Peroksizom da hücrede oluşan zehirli maddeleri yok eden bir organeldir. Katalaz enzimiyle birlikte bunları parçalıyordu. O zaman sonuncusuna da C harfini yazmış olduk. Hücre zarından madde geçişleriyle ilgili birçok soru karşımıza gelebilir arkadaşlar. Hipertonik ortam, hipotonik ortam veya bunların yoğunluklarını gösteren çözeltiler sizlere verilebilir. Fakat kavramları açıklayınız sorusuyla hem size karşınıza çıkabilecek kavramları hatırlatmış olacağım hem de bu kavramları açıklarken hipotonik ve hipertonik ortamlara da değinmiş olacağız. İlk kavramımız ozmoz. Şimdi difüzyonu anlatırken demiştik ki bir maddenin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçmesiydi. Dolayısıyla burada bir enerji harcanması söz konusu değildi. Ozmoz için de her zaman şunu söylüyoruz. Suyun difüzyonudur. Yani su moleküllerinin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesidir arkadaşlar. İkincisi hemoliz. Hemoliz ise hayvansal hücrelerin hipotonik ortama aşırı su alarak önce şişip sonra patlamasıdır. Ne demek bu? Şimdi hipotonik ortama bakalım. Hücre zarından madde geçişleri konusunda her zaman hücreye göre çözelti çeşitlerinden bahsetmiştik. Burada bir çözeltimiz var arkadaşlar. Şimdi bu çözeltinin içine bir tane hücre koyduk. İkisinin yoğunluklarını karşılaştıracağız. Hipotonik ortamda
çözeltinin yoğunluğu içine konulan hücrenin yoğunluğundan düşüktür. Yani çözeltinin içindeki yoğunluğa biz %2 diyorsak, içine konulan hücrenin yoğunluğuna %10 diyelim. Buradaki hücre kendinden daha az yoğun olan bir çözeltiye konuldu. Şimdi burada hücrenin madde yoğunluğu daha fazla olduğu için içerideki suyu kendine almaya çalışacak. Dolayısıyla suyu çok fazla alıp şişip patlayacak arkadaşlar. Ne dedik, tekrar edelim. Bir çözeltimiz var. Çözeltiye %2 yoğunluk dedik. İçine konulan hücrenin yoğunluğu ise %10 dedik. Dolayısıyla madde yoğunluğu olarak fazla olan bir hücreyi az olan bir ortama koyduk. Dolayısıyla çözeltinin madde yoğunluğu %2 iken suyu daha fazla. Bunun fazla olan suyunu hücre içine alacak, şişip patlayacak. İşte buna hemoliz diyoruz. Geldik turgora. Turgor ise bitki hücrelerinde görülür arkadaşlar. Aşırı miktarda su alan bitki hücrelerinin görülen durumdur. Neden bunlar patlamıyorlar? Çünkü bitki hücrelerinde hücre duvarı vardır. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı olmadığı için onlar hemoliz geçirip patladılar. Fakat turgor durumunda bitki hücresi hücre duvarı olduğu için aşırı su almasına rağmen şişti fakat patlamadı. İşte bu şişme durumuna turgor diyoruz. Son kavramımız plazmoliz. Plazmoliz ile hemolizin farkını şimdi göreceğiz. Öncelikle yine bir çözelti çizelim. Çözeltimizin yoğunluğu bu sefer %10 olsun. İçine konulan hücrenin yoğunluğu ise %2 olsun. Şimdi burada hangisi madde bakımından daha yoğun? Çözelti. Dolayısıyla içine konulan hücrenin bütün suyunu kendisine alacaktır. O halde plazmoliz ne demekmiş? Hipertonik ortama konulan hücrelerin su kaybederek büzüşmesidir. Tekrar ediyorum. Hemolizden farklı olarak bu sefer çözeltimizin yoğunluğu %10. Yani maddesi fazla, suyu az gibi düşünebilirsiniz. İçine konulan hücrenin yoğunluğu ise %2. Bu hücreyi çözeltiye koyduğumuz zaman çözelti hücrendeki bütün suyu kendisine çekecek. Dolayısıyla hücre su kaybederek büzüşmüş olacak. Geldik canlıların sınıflandırılmasına. Canlıların sınıflandırılması ünitesine başlarken bilimsel yöntem basamaklarını gördük. Öncelikle nasıl başlıyorduk? Gözlem yapılması ve verilerin toplanması. Bir bilimsel çalışma yapacağımız zaman öncelikle gözlem yaparız ve bu gözlemlerimizle ilgili verileri toplarız. Ardından çözmemiz gereken problemi belirleriz. Problemin belirlenmesi. Problemi belirledikten sonra bu problemle ilgili bir hipotez oluştururuz. Ve bir sonraki aşama olarak da bu hipoteze dayalı tahmin yaparız. Ardından tahminlerimize ve hipotezimize uygun kontrollü deneyler uygularız. Kontrollü deneylerimizin sonuçları çıktığında eğer sonuçlar hipotezi destekliyorsa, yani bizim tahminlerimiz, problemlerimiz ve deneylerimiz birbiriyle ilişkili ise, olumluysa, başka bilim insanları da bu deneyleri yapıp doğrular. Eğer doğrularsa hipotez gerçek hale gelir. Hipotezimiz gerçek hale geldi. Fakat sonuçlar hipotezi desteklemezse, yani deneylerimiz bizim istediğimiz gibi olumlu sonuçlanmazsa, bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Hipotezi değiştirmemiz gerekiyor. Hipotezin değiştirilmesi. Bilimsel bilgi basamakları bu şekilde arkadaşlar. Karşımıza böyle bir boşluk doldurma sorusu gelebilir. Geldik canlıların sınıflandırılması ile ilgili bazı kavramların açıklamalarına. Bunları boşluk doldurma olarak öğrenelim. Birincisi, sınıflandırma birimlerine kutucuklardan hangisi gelebilir? Kategori deriz arkadaşlar. Yani tür, cins, familya, sınıf, takım, şube, alem, bunların hepsi sınıflandırma birimi, yani kategoridir. İkincisi, ürediklerinde verimli döller oluşturabilen bireylere tür denir. Üçüncüsü, kökenleri benzer, görevleri aynı ya da farklı olan organlara homolog organlar denir diyoruz. Dört, ikili adlandırmada canlıya verilen ilk isim cins isimdir. Aynı tür ve yakın akraba canlılarda
protein benzerliği vardır. Yapay sınıflandırmanın temelini oluşturan bilim insanı Aristo'dur. Canlıların sınıflandırılmasını inceleyen bilim dalına taksonomi denir. Zaten konumuzun başlığı buydu. Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara analog organlar denir. Canlıların akrabalık ilişkileri protein ve DNA benzerliğine göre yapılan sınıflandırmaya doğal sınıflandırma denir. Doğal sınıflandırma günümüzde kabul edilen sınıflandırma şeklidir. İnsanlarda 46 kromozom vardır. Herhangi bir mutasyon olmadığı sürece. Canlıların sadece dış görünüşüne göre yapılan sınıflandırma şekline yapay sınıflandırma adı verilir. Ayrıca buna yaşadıkları çevreyi de dahil etmek mümkün. Aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa ise popülasyon adını veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde canlıların sınıflandırılması konusundaki kavramları tekrar etmiş olduk. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili karşımıza çıkabilecek en yaygın soru budur arkadaşlar. Tüm kategorilerin verildiği ve türden aleme doğru gidildikçe, alemden türe doğru inildikçe gerçekleşen olayların yazılması. Öncelikle biz türden aleme doğru gidildikçe olanları yazalım. Zaten alemden türe doğru inildikçe olanlar da bunun tam tersi olacak. Öncelikle türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı artar. Çünkü alemde daha fazla canlı var. Tür daha kısıtlı bir yapı. İkincisi, birey sayısı arttığı için burada olan canlıların çeşitliliği de artar diyoruz. Canlı çeşitliliği arttığı için ortak özellikler azalacaktır. Alemde birey sayısı çok daha fazla. Canlı çeşitliliği çok fazla. O yüzden akrabalık azalacak. Dolayısıyla protein benzerliği azalır diyoruz. Protein benzerliği azalır, ortak özellikler azalır fakat gen çeşitliliği artar. Çünkü çok fazla çeşitte canlı vardır burada. Ve son olarak DNA benzerliği yukarılara doğru çıkıldıkça azalır. Çünkü neden? Yukarıda ortak özellik, protein benzerliği ve akrabalık azalmıştı. Alemden türe doğru inildikçe ise tüm bu gerçekleşenlerin tam tersi gerçekleşir. Yani alemden türe doğru inildikçe birey sayısı azalır. Canlı çeşitliliği azalır. Ortak özellikler artar. Çünkü neden? Artık protein benzerliği arttı, akrabalık arttı fakat gen çeşitliliği azaldı. Akrabalık arttığı için de dolayısıyla DNA benzerliği artar arkadaşlar. Evet gençler, videonun başında söylediğim gibi bugüne kadar genellikle sormuş olduğum sorular bu şekildeydi. Umarım yazılarınızda faydası olur ve benzer sorularla karşılaşırsınız. İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.